Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Kaldığımız en güzel yerden, ikinci dereceden denklemlerden yolumuza devam edeceğiz. Şimdi sırada arkadaşlarım köklü denklemler var. Ben hazırım, siz de hazırsanız hemen derse başlayacağım. Ama öncesinde kaleminiz, kağıdınız, PDF'iniz yanınızda olacak. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Matematikte biliyorsunuz, yazarak öğrenir deyip köklü denklemlerden hemen dersimize başlıyorum. Önce bir tanımımız var. Birlikte bu tanımımıza bir bakalım, irdeleyelim, ne olduğunu anlayalım. Sonra örneklerle pekiştirelim arkadaşlarım. Ne diyor tanımımız? Bakıyorum. Kökün içinde değişken bulunan denklemlere köklü denklemler denir diyor arkadaşlarımız tanımımız. Bu tür denklemleri çözmek için ne yapacağız? Kökün derecesine göre kuvvet alıp denklemi kökten kurtaracağız. Peki sonra ne yapacağız? Elde edilen yeni denklem çözülerek kökleri bulacağız. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlarım burada. Eğer kökün derecesi çift ise, bakın buraya dikkat edin, bulunan kökler verilen ilk denklemde yerine konulup denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Neden mi? Çünkü çözüm kümemize yalancı kökler katılabilir arkadaşlarım. Ben onlara yalancı kök diyorum. İstenmeyen kökler ne yapabilir? Çözüm kümemize katılabilir. İlk verilen denklemle ne yapacaksınız? Bulduğunuz kökleri yazacaksınız. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye deneyip yerine koyacaksınız. Sağlamayanları ne yapmayacaksınız? Çözüm kümenize dahil etmeyeceksiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekir. Bunun ne demek olduğunu isterseniz basit bir örnekle şöyle anlatayım. Diyelim ki x eşittir 1 var elinizde. Her iki tarafın karesini aldınız. Ne oldu? X kare eşittir 1 oldu. Bu ifadeye baktığınız zaman bu ifadeyi sağlayan hem 1 var veya hem de eksi 1 var. Ama ilk verilen denklemde siz eksi 1 yazarsanız sağlar mı arkadaşlarım? Sağlamaz. O yüzden kare almak risktir. Çünkü kare alırken çok dikkatli olmanız gerekir. Bu çok önemli arkadaşlarım. Şimdi isterseniz örneklerle olayı daha iyi anlayalım. Birinci örneğimize bakıyoruz. Ne diyor örneğimiz? Kök içerisinde 5x artı 1 eşittir x artı 1 denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Ne yapacağız? Bakın önce kökten kurtaracağız. Şimdi arkadaşlarım her iki tarafın karesini alalım. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesine ne gelecek? 5x artı 1 gelecek. İkincinin karesinden x kare artı 1 ile 2'nin çarpımının 2 katından 2x artı 1 geldi. Bakın buradaki hemen birlerden ne yapalım? Kurtulalım. Bunlar gitsin. Sonra 5x'i diğer tarafa atalım. Eşitliğin diğer tarafına x kare eksi 5x geçecek burada. Bakın x kare artı 2x'imiz var. Eksi 5x buraya geldi. Eşittir 0 oldu. Düzenleyelim biz bunu. X kare eksi 3x eşittir 0 geldi. Şimdi son olarak arkadaşlarım x parantezini alıyorum. X parantezini aldım. X çarpı x eksi 3 eşittir 0 geldi. Bunu sağlayan değerler 0 veya 3 olmaktadır. Ama ne yapacaktık? Bu kökleri ilk verilen denklemle sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek. Bakın hemen burada ne yapacağız? Biz bunu kontrol edeceğiz. Test merkezi gibi düşünebilirsiniz burayı. Şimdi x yerine bir 0 yazacağım. 0 yazdığım takdirde bakın 5 çarpı 0 0 artı 1 1 yaptı. Burası kök 1 1 demektir. Burada 0 yazarsam 0 artı 1 1 yaptı. 1 eşittir 1 doğru bir ifade mi? Evet doğru bir ifade. Sağladı mı? Evet sağladı. Demek ki ne yapabilirim arkadaşlarım? Ben 0'ı çözüm kümeme alabilirim. Şimdi 3'ü yazacağım. Bakın x yerine 3 yazarsam 5 kere 3 15 1 daha ne geldi? 16 geldi. Kök 16. 3'ü yazdım. 3 artı 1 4 oldu. 16 dışarı 4 çıkar. 4 eşittir 4 doğru bir ifade mi? Evet doğru bir ifade. O zaman çözüm kümemize 3'ü de gönül rahatlığıyla alabiliriz. Yalancı kökler bize katılmamış. Demek ki çözüm kümemiz 0 ve 3'ten ibaret olacakmış. Bu da böyle arkadaşlarım. Hemen bir başka soruya geçtik. Ne diyor sorumuz? Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bakın bunu çözerken her iki tarafın karesini direkt almaktansa şu köklü ifadenin bir tanesini karşı tarafa alır. Karesini alırsanız emin olun daha sade bir sonuç bulacaksınız. Daha çabuk sonuca ulaşacaksınız. Bakın şöyle yapıyorum ben. 2x artı 1'i tek başına bırakacağım. 1'in yanına neyi geçireceğim? Eksi kök içerisinde 2x eksi 1'i artı olarak geçireceğim. Şöyle yazalım. Kök içerisinde 2x eksi 1 oldu. Şimdi bu formatta kare alırsanız daha rahat edersiniz. Öbür türlü de çözülemez mi? Tabii ki çözülür ama böyle çok daha kolay olacağını göreceksiniz. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Bunun karesinden ne gelecek? 2x artı 1 geldi. Şimdi sağ tarafın karesini alacağım. 1'in karesi 1. 1 ile 2'yi çarpacağım. 2 tane 2x eksi 1 kök içerisine geldi. Artı ikincinin karesinden de 2x eksi 1 geldi. Bakın burada ne yapalım? Şu 2x'ler var ya bakın bunlar gitsin. Şuradaki 1 bu 1'i de götürsün. Giden gider kalan sağlar. Bizimdir mantığıyla. Şuradaki eksi 1'i bakın.
Eşitliğin diğer tarafına atalım. Bakın bunlar gitti. Bunlar kafamızı karıştırmasın. Bunlar gitti. Eksi 1'i diğer tarafa atalım. Artı 1 geçsin. 1 eşittir 2 tane kök içerisinde 2x eksi 1 ifadesi karşımıza geldi. Şimdi ne yapacağız? Kökten tam anlamıyla kurtulamadığımız için bir kez daha kare alacağız. Her iki tarafın karesini alalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 çarpı kök kalktı 2x eksi 1. Hemen burada dağılma özelliği kullanalım. 8x eksi 4 eşittir 1. 8x eşittir 5. X de buradan 5 bölü 8 bulundu. Acaba bulduğumuz kök gerçek bir kök mü yoksa yalancı bir kök mü? Hemen ilk denklemde ne yapacağız? Sağlayıp sağlamadığına bakacağız. X yerine 5 bölü 8 yazıyorum. Bakın şurada yazıyorum. 2 çarpı 5 bölü 8 artı 1 eksi 2 çarpı 5 bölü 8 eksi 1 eşittir 1 mi bakalım. Buradan 2 ile 8 sadesi 5 bölü 4. 1 ile toplarsam 9 bölü 4. Dışarı 3 bölü 2 çıkar. Eksi 5 bölü 4. 5 bölü 4'ten 1 çıkartırsam 1 bölü 4 dışarı 1 bölü 2 diye dışarı çıkar. 3 eksi 1 2 bölü 2'den 1 yapar. 1 eşittir 1 doğru bir ifade mi? Evet, o zaman çözüm kümemize gönül rahatlığıyla 5 bölü 8'i alabiliriz. Çözüm kümemiz sadece ve sadece 5 bölü 8 elemanından ibaretmiş arkadaşlarım. Bu da böyle, umarım anlatabilmişimdir. Hemen hızla bir başka örneğimize geçiyoruz. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Yine arkadaşlarım her iki tarafın karesini alacağız. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bu denklemi çözebilmek için ne yapacağız? Her iki tarafın karesini alacağız. Şimdi bakın sol tarafın karesini aldım. 3x kare eksi 2x artı 3 geldi. Sağ tarafın karesinden birincinin karesi x kare. 1 ile ikinci çarpımın iki katından eksi 6x artı ikincinin karesinden 9 geldi. Gidenler var mı? Şu x kareyi bu tarafa atalım. 3x kareden 1x kare çıkartırsam 2x kare gelsin. Eksi 6x'i de bu tarafa atalım. Artı 6x geçecek. 2x çıktı. 4x oldu. 9'u da bu tarafa atalım. Eksi 6 oldu. 3 ile eksi 9 toplanınca 0 kaldı sağ tarafta. Her tarafı 2'ye bölelim. Daha rahat edelim. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 oldu. Denklemin çözüm kümesi nedir demiş. Bakalım biz bunu x, x diye çarpanlarına ayıralım. Artı 3'e eksi 1. Çarpımlar eksi 3 verdi. Toplamları da 2 verdi. Çok güzel. Demek ki bu x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımıymış. Ve bu neye eşitmiş? 0'a eşitmiş. Peki bunu 0 yapan x'ler nelerdir? Bir tanesi eksi 3. Diğeri de 1 olacaktır. Peki bunları hemen kabul etmiyoruz. Bir şartımız var. Neydi? Bu ana denklemde ne yapacağız? Bu değerleri yazacağız. Sağlayıp sağlamadığını kontrol edip eğer sağlıyorsa çözüm kümemizi alacağız ama sağlamıyorsa sen yalancısın deyip çözüm kümemize almayacağız arkadaşlar. Şimdi eksi 3'ü yazalım isterseniz. Bakın yazıyorum şurada. Eksi 3'ün karesi 9. 3 kere 9 27 yaptı. 2 ile eksi 2 ile eksi 3 çarparsam artı 6 gelir. Artı 3 de burada var. Eşittir. Eksi 3'ü yazdığım zaman arkadaşlarım zaten sağ taraf eksi 6 çıktı. Sol tarafın ne çıktığının hiç önemi yok. Sağ taraf eksi 6 çıktı çünkü sayı kök dışına negatif çıkamayacağı için eksi 3'ü maalesef çözüm kümemize almıyoruz. Peki 1'i alacak mıyız? Bakın 1'i de yazalım. 3 çarpı 1'in karesi 3 eksi 2 artı 3. Bakın aslında direkt sağ tarafa yazdığımızda da bunun olmayacağını görebiliyoruz. Çünkü buradan da eksi 2 geldi. Kök dışına sayı ne yapamaz? Eksi 2 gelemez. İkisi de yalancıymış. Yani bunun çözüm kümesi maalesef arkadaşlar boş kümeymiş. İkisi de yalancı kökmüş. Yani bizi kandırmaya çalışan köklermiş. Biz ne yapmayacağız? Buna kanmayacağız. Kare almak risktir arkadaşlarım. Lütfen buna çok dikkat edin. Sözümü dinleyin. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Yeni örneğimiz. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Bakıyorum burada 5. dereceden kök olduğu için her iki tarafın 5. kuvvetini alacağım. Ve bu 5. kuvvet çift olmadığı için hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacak. Yani test etmeme gerek kalmayacak. Buradan bu kök kalkacak. Burada ne kaldı? Kök içerisinde x artı 4 eksi kök x eşittir. Sağ tarafta da kök kalktı. 2 oldu. Yine bakın karşımıza ne geldi? Kare köklü ifadeler geldi. Yine böyle ifadelerde ne demiştim ben size? Herhangi bir tanesini, yani mesela bunu karşı tarafa atın. Köklü ifadelerden bir tanesini tek başına bırakın. Çok daha rahat edeceksiniz. Çok daha çabuk sonuca ulaşacaksınız. Bakın şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini aldım. Birincinin karesinden x artı 4 geldi. Çok güzel. İkinciye bakıyorum. Birincinin karesinden x. 1 ile ikincinin çarpımının iki katından 4 tane kök x. Artı ikincinin karesinden 4 geldi. Gidenler var mı? Tabii ki var. Mesela şu x'ler ne yapıyor? Gidiyor. 4'ler de gidiyor. Ne kaldı elimizde kala kala? Burada 0 kaldı. Burada 4 çarpı kök x kaldı. Bu ifadenin 0 olması için x'in ne olması gerekir?
sıfır olması gerekir. Peki sıfır bunu sağlar mı? Hemen şuraya bakalım. Sıfır yazdığımız zaman 4, 2 diye dışarı çıkacak. Sıfır yazdığımız zaman evet sağladı. Çünkü buraya bakmamız yeterli. Neden? Çünkü biz bu ifadede sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bu ifadede kare aldığımız için sıkıntı olabilir. Burada baktık sıkıntı yok. O zaman çözüm kümesi sadece sıfırdan ibaretmiş bir çözüm kümesi varmış arkadaşlarım. O da sıfırmış. Bu da böyle arkadaşlarım. Burada geçiyorum. Evet, yeni örneğimize bakıyoruz arkadaşlarım. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi burada her iki tarafın karesini almaya kalksam direkt olarak şurada 3 terimli var. Bunun karesini almak biraz sıkıntılı. O zaman burada bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Ne yapalım? Şuradaki x kare artı x'i görüyor musunuz? Burada da x kare artı x var. Hatta x kare artı x artı 1 var burada. Burada da 7'nin içerisinden bir tane 1 alırsak, bakın şöyle yazarsak, düzenlersek bunu x kare artı x artı 1 artı 6 diye ayırırsak bu ifadeyi, o zaman x kare artı x artı 1'e değişken değiştirme uygulayabiliriz. Yani şuradaki x kare artı x artı 1 ile buradaki x kare artı x artı 1'e t dönüşümü ya da a dönüşümü yapabiliriz. Biz bunu daha önceki dersimizde gördük. Daha önceki dersimizde değişken değişimlerden bahsettik. Eğer bu konuda eksi olan arkadaşlarımız varsa o videoma bakıp oradaki eksiklerini kapatabilirler. Ben şimdi buradan devam ediyorum. X kare artı x artı 1'e a diyeceğim. Burada da a diyeceğim arkadaşlar. İfade neye dönüştü? Kök içerisinde a artı 6 eşittir a oldu. Çok güzel. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. A artı 6 eşittir a kare oldu. A karenin yanına bunlar geçsin bakalım hemen. Dizilsinler. A kare eksi a eksi 6 eşittir 0 oldu. A'ya a. Eksi 3'e artı 2 diye çarpanlarını ayırdım. A buradan 3 olabilir veyahut da a buradan eksi 2 olabilir arkadaşlar. Ben kime a demiştim? Hemen onu da yazacağım. X kare artı x artı 1'e a demiştim. Yani 3 demiştim. Şimdi 3'ü de bu tarafa atarsam x kare artı x eksi 2 eşittir 0 oldu. Bunu çarpanla ayırıyorum hemen. X x artı 2 eksi 1. X buradan 1 veya x buradan eksi 2 yani. X değerleri 2 tane buldum. Bitti mi bitmedi. Bir de a eşittir eksi 2 var. Hemen onu da bulalım arkadaşlar. Şurada yapalım. X kare artı x artı 1. Bu sefer eksi 2 eşitleyeceğiz. Eksi 2'yi bu tarafa atıyorum. X kare artı x artı 3 eşittir 0 oldu. Bu ifade çarpanlarına ayrılmaz gibi gözüküyor. Deltasına bakalım. Delta bizim can simidimiz. Delta b kare eksi 4 ile 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3'ten eksi 11 gibi bir sonuç geldiği için maalesef buradan reel sayılarda bir çözüm kümesi olmayacak. Boş küme gelecek. Buradan hiçbir şey gelmedi. 1 ile 2 eksi 2'yi bulduk. Hemen bunları bir test edelim. Bakalım ana denklemimizde bu ifadeler sağlayacak mı sağlamayacak mı? X yerine 1 yazacağım. 1 yazarsam 1 artı 1 2 ilda 9 3 diye dışarı çıktı. 1 yazarsam bakın 3 oldu. Sağladı doğru, biz bunu alabiliriz, hiçbir sıkıntı yok. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak 4. 4 eksi 2 2. 7 daha 9. 3 çıktı. Eksi 2 yazdım 4. Eksi 2 artı 1. 2 artı 1'den burası da 3 geldi. Evet 3 eşittir 3 geldi, sağladı. Bunda da hiçbir problem yokmuş. Demek ki arkadaşlarım çözüm kümemde hem 1 hem de eksi 2 yer alacakmış. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlarım, köklü denklemleri gördük. Umarım nasıl çözüldüğünü anladınız. Kafanızda soru işaretleri ortadan kalktı. Şimdi arkadaşlar hızımızı kesmeden mutlak değerli denklemlere geçiyoruz. Önce mutlak değerin ne olduğunu bir hatırlayalım. Sonra da örneklere geçelim. Bakın her x elemanı reel sayı olmak üzere mutlak fx ifadesinde içerideki ifade eğer sıfırdan büyük eşitse fx diye dışarı çıkar. Eğer sıfırdan küçük ya da eşitse eksi fx diye dışarı çıkar. Bazı kitaplarda şurada küçüktür diye alır. Ben küçük eşittir diye alıyorum. Çünkü sıfırın işareti olmayacağı için, eksi sıfır diye bir şey olmayacağı için hiçbir problem olmayacaktır. Her ikisine eşitlik koymak bence daha doğrudur. Şeklindeki denklem mutlak değerli denklem denir arkadaşlarım. Şimdi hemen hızla örneklerimize bakalım. Şimdi arkadaşlarım bu soruyu çözebilmemiz için mutlak değerden kurtulmamız gerekecek. Şuradaki mutlak değerin içerisindeki x artı 2 ifadesini mutlak değerden dışarı çıkarmamız gerekecek. Nasıl çıkaracağız peki? Şöyle diyeceğiz ki x artı 2 ifadesi şayet sıfırdan büyük eşitse o zaman dışarı olduğu gibi çıkar diyeceksiniz. Yani x çarpı x artı 2 eksi 3 eşittir 0 yazacaksınız. Bunu açtığınız zaman x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 şeklinde bir ikinci dereceden denklemle karşılaşacaksınız. Bunu çözerken de çarpanlar ayırma tekniği kullanacaksınız. Buradan karşınıza bir x eksi 3 gelecek. Veya x buradan 1 gelecek. Ama böyle bırakmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bulduğunuz değerleri şurada yazacaksınız. Sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceksiniz. Neden? Siz çünkü işe başlarken dediniz ki
x artı 2 sıfırdan büyük eşitse dediniz. Peki x yerine eksi 3 yazdığınız zaman sağlıyor mu bunu? Eksi 3 artı 2 ne yapar? Eksi 1. Eksi 1 sıfırdan büyük eşit olur mu? Hayır. O zaman bunu ne yapmayacaksınız? Çözüm kümenize dahil etmeyeceksiniz. Sonra 1 yazacaksınız. 1 yazdım. 1 artı 2 büyük eşittir 0. Yani 3 büyük eşittir 0 çıktı. Doğru mu? Doğru bir ifade. Ben bunu çözüm kümeme gönül rahatlığıyla alabilirim diyeceksiniz. Sonra bitti mi? Hayır, bitmedi. Diyeceksiniz ki x artı 2 ifadesi sıfırdan küçük eşitse, x artı 2 ifadesi sıfırdan küçük eşitse o zaman da dışarı ne yapacak? Eksi takıp çıkacak. Yani x çarpı eksi x eksi 2 olarak dışarı çıkacak. Eksi 3 var eşittir 0. Dağıtalım bunu. Eksi x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 geldi. Eksi de dağıt, çarpalım her tarafı. X kare artı 2x artı 3 eşittir 0 oldu. Bu çarpandan ayrılabilir mi? Hayır, ayrılamaz. Deltasına bir bakalım isterseniz. B kare eksi 4 çarpı 3 eksi 12 eksi 8 sıfırdan küçük geldi. Buradan hiçbir şey gelmedi. O zaman sadece çözüm kümemize neyi alacağız arkadaşlarım? Bulduğumuz bir değerini alacağız. Çözüm kümesi sadece bir elemanından ibaret olmuş olacak. Bu da böyle. Umarım anlatabilmişimdir. Hemen hızlıca bir başka örneğimize geçiyoruz. Ne diyor sorumuz arkadaşlarım? X kare eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 28 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Bakın yine bu denklemi çözebilmeniz için illaki mutlak değerden kutulmak zorundasınız. Bakın mutlak değerin içine 0 yapan değer gerçekten 0'dır. O yüzden x 0'dan büyük eşitse diye bir yola koyulalım. Ne gelecek karşımıza? Olduğu gibi çıkacak. X kare eksi 3x eksi 28 eşittir 0 olacak. Bu x, x, eksi 7 artı 4 diye çarpanlarına ayrılır. X buradan 7 veya x buradan eksi 4 gelir. X 0'dan büyük eşit olduğu için eksi 4 olamayacak. Sadece 7'den ibaret olacak. Bu böyle. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi x 0'dan küçük eşitse diye devam edeceğiz. 0'dan küçük eşitse nasıl çıkacak bu durumda? Eksi takıp çıkacak. O yüzden x kare artı 3x eksi 28 eşittir 0 olacak. Bir de bunu x, x diye çarpandan ayıralım. Bunu da yine 7'ye 4 ama eksi 4 dememiz gerekir. Çünkü çarpımları eksi 28'i, toplamları da artı 3'ü vermiş oldu. Buradan x eşittir bir eksi 7 kökü geldi. Bir de 4 kökü geldi. Bunlar sağlar mı? Eksi 7 sağlar ama 4 maalesef sağlamadı. Buradan da arkadaşlarım sadece eksi 7 geldi. Çözüm kümesi nedir demişti. Çözüm kümesi nedir arkadaşlarım? Sadece ve sadece eksi 7 ve 7'den ibaret oldu. 4 ile eksi 4'ü maalesef alamadık. Çünkü çözüm kümemize girmedi. Bunu da geçiyorum. Bir başka örneğimiz var. Denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır demiş. Bakın ne yapılabilir burada? Şurada x artı 1'in karesi. Bu açılabilir. X artı 1 sıfırdan büyük eşitse, küçük eşitse diye yola konulabilir. Ama ben şöyle bir yol izlemek istiyorum. Şu x artı 1'in karesi var ya mesela. X kare yerine siz mutlak değer x kare yazsanız bir şey olur mu? Bir sıkıntı olur mu? Olmaz değil mi? İkisi de aynı anlama gelir. O zaman ben bunu ilk mutlak değer x artı 1'in karesi olarak düşünsem bir sıkıntı olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? Eksi 3 tane mutlak değer x artı 1 artı 2 eşittir 0. Neden böyle yaptım? Çünkü arkadaşlarım şuradaki mutlak değer x artı 1 gördüğüm her yere a diyeceğim. Buraya a diyeceğim. Buraya a diyeceğim. Yani ifade a kare eksi 3a artı 2'ye dönüşmüş olacak. Şimdi bunu ayıralım çarpanlarına. A'ya a, eksi 2'ye eksi 1. A buradan 2 veyahut da a buradan 1 geldi. Ben kime a demiştim? Tabii ki mutlak değer x artı 1'e a demiştim. Mutlak değer x artı 1 buradan 2 veya mutlak değer x artı 1 buradan 1 olabilir. Buradan ne çıkabilir? X artı 1 ya 2'dir veya x artı 1 buradan eksi 2 olabilir. Buradan x eşittir 1 olabilir. Veya x buradan eksi 3 olabilir. Buradan iki tane değerimiz geldi. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunları ne yapabiliriz? Çözüm kümemizi alırız. Çünkü bir şeyden büyük bir şeyden küçük diye ifade kullanmadık. Peki burada x artı 1. X artı 1 ya gerçekten 1'dir veya x artı 1 ne olur arkadaşlarım? Eksi 1 olur. X buradan ne gelir? 0 gelir. Veyahut da x buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Çözüm kümemize bunlar da gelecektir. Yani çözüm kümemizde elemanlar 0, eksi 2, 1 ve eksi 3 olacaktır. Gerçek köklerinin toplamı kaçtır demiş. Bunların hepsi gerçek kök. Toplayalım. 1, eksi 3, artı 0, eksi 2. Toplarsak arkadaşlar eksi 4 sonucuna ne yapacak bizi? Ulaştıracak. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. Bir başka örneğimize bakıyoruz arkadaşlarım.
Ne yapacağız burada? Bakın şurada x kare eksi 6x artı 9 var kök içerisinde. Bu ifade dikkat ederseniz tam kare bir ifade. Neyin karesi? Söyleyin bakayım. X eksi 3'ün karesi değil mi? Çok güzel. Bunu hepiniz söylediniz biliyorum. X eksi 3'ün karesidir bu. Eksi değil de bunu karşı tarafa eşittir diyelim. Karşı tarafa gitsin. Mutlak değer x kare eksi 3x olsun. Şimdi sol taraftaki ifadeye baktığımız zaman dışarı nasıl çıkacak? Mutlak değerde çıkacak. Çünkü bunlar gittiği zaman mutlak değer içerisine çıkarmak zorunda kalacaksınız. Bakın unutmayın bunu, hatırlatma yapayım. Kök içerisinde x kare varsa bu dışarı x diye çıkar diyemezsiniz. Neden? Çünkü burada eksi 4'ün karesi olabilir. Ben bu gitti bunlar efendim eksi 4 yazdım. Olamaz, böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Çünkü eksi 4'ün karesi 16 demektir. Bu da 4 diye dışarı çıkacaktır. Böyle bir şey söz konusu olmaz. O yüzden bu ifadelerde x'i bilmediğimiz için, bakın buradaki x bilinmediği için, ne olduğunu bilmediğimiz için onu muhakkak koruma altına alacağız. Mutlak değerce çıkaracağız arkadaşlar buna. Çok dikkat edin. O yüzden burada da mutlak değerce çıkardım. Şimdi arkadaşlarım eşittir diyorum. Eşittir mutlak değer. X kare eksi 3 x oldu. Bakın bu iki ifadeyi çözeceğim. Nasıl çözüyorduk hatırlayalım. Mutlak x eğer mutlak y'ye eşitse ya x y'ye eşitti veya x eksi y'ye eşitti. Bunu hatırlatmış olalım. Hemen burada x eksi 3 ya x kare eksi 3 x eşittir veyahut da x eksi 3 ne olacaktır? Eksi x kare artı 3x olacaktır arkadaşlarım. Şimdi bunu çözelim. Bunları bu tarafa atarsak x karenin yanına geçsinler. Eksi 4x artı 3 diye geçecektir. Veya burada bakın eksi x kareyi bu tarafa atmak istiyorum. Artı x kare diye geçecek. Şuradaki 3x de bu tarafa atarsam eksi 2x olacak. Bir de burada eksi 3 var. Eşittir 0. Çok güzel. Şurada eşittir 0 unutmuşum. Hemen onu da yazıyorum. Şu veya biraz uzak kalsın. Şimdi bakın x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Bunu çarpandan ayıralım. Eksi 3'e eksi 1. X buradan 1 veya x buradan 3 geldi arkadaşlarım. Burada x x eksi 3'e artı 1 çarpımları eksi 3 verdi. Toplamları eksi 2 verdi. Artık bunları öğrendik. Uzatmadan ne yapıyoruz? Çözüyoruz arkadaşlarım. 1, 3, 3 ve eksi 1 denklemin çözüm kümesi nedir? Denklemin çözüm kümesinde arkadaşlarım neler olacak? Eksi 1, 1 ve 3 değerleri ne yapacak? Yer alacak. Bu da böyle arkadaşlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yararlı, faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.